Sorumuz, sıvıların kaldırma kuvveti konusunu anlatan fizik öğretmeni sıcaklığı T olan, suda çözünmeyen, içinde boşluk bulunmayan türdeş olan oyun hamurunu T sıcaklığındaki suya bırakıyor ve oyun hamurunun şekildeki gibi yüzerek dengede kaldığı görülüyor. Fizik öğretmeni öğrencilerine, "Oyun hamurunun suda yüzerek dengede kaldığını görüyorsunuz. Oyun hamurunun suda batma oranını nasıl değiştirebilirsiniz?" sorusunu yönlendiriyor. Öğrencilerden Kıvanç, Kerem ve Kaan'ın bu soruya verdiği cevaplar aşağıda verilmiştir. Buna göre Kıvanç, Kerem ve Kaan'ın hangileri, Kaan'ların hangilerini verdiği cevaplar doğrudur demiş ve havanın cismi uyguladığı kaldırma kuvvetinin de önemsiz olduğu belirtilmiş. Arkadaşlar bir cisim yüzüyorsa bu cismi etkiye eden kaldırma kuvveti cismin ağırlığına eşit olmuş olacak. Peki kaldırma kuvvetini ağırlığına eşit dediğimizde kaldırma kuvveti nasıl buluyorduk? V batan çarpı D sıvı çarpı yer çekim ile buluyoruz. Bunu da ağırlığa eşitlediğimizde yani M çarpı G'ye eşitlediğimizde M de deve olduğu için cismin devesi olduğundan dolayı D cisim çarpı V cisim çarpı G dersek bakın G'ler gidiyor ve karşımıza V batan bölü V cisim eşittir D cisim bölü D sıvı oranı çıkıyor. Biz bunu arkadaşlar batma oranı yoğunluklar oranına eşittir diyoruz. Yani mesela yoğunluğu sıvının yoğunluğunun yarısıysa cismin o zaman yarısı batmış olacak. Eğer yoğunluğunun üçte birine eşitse sıvının üçte biri batacak. Yani burada demek ki cismin yoğunluğunun sıvının yoğunluğu oranı batma oranına eşit oluyor. Demek ki bunu etkileyen faktör ne arkadaşlar batma oranı? Cismin yoğunluğuyla sıvının yoğunluğu etkiliyor bunu. O halde bir kıvanç Ne demiş? T sıcaklığındaki ısıl dengenin korunması koşulu ile yani sıcaklık değişmemek şartıyla kabı yer çekilmesinin daha büyük olduğu bir yere götürebiliriz. Şimdi yer çekilmesinin o büyük olduğu yere götürdüğümüzde arkadaşlar bu batma oranı etkileyecek mi? Hayır hem ağırlık hem de kaldırma kuvveti G'ye kadar G'nin de değişimi kadar artacağından dolayı G'ler birbirlerini götürdüğü için o halde etkilemeyecek batma oranı o zaman 1 olmaz. 2. Kerem, T sıcı aklındaki ısıl dengenin korunması koşulu ile kaba atmosfer basıncının daha büyük olduğu bir yere götürebiliriz. götürebiliriz. Arkadaşlar şimdi düşün, Böyle bir sistemde denge var. Denge varsa açık hava basıncını artırdığımızda diyelim P kadar artış olsun. Bakın burada P kadar, P kadar, P kadar, P kadar artış var. E sıvılar kendilerine uygulanan basıncı her doğrultuda aynı iletmiyor mu? İletiyor. Yani buraya açık havanın yapmış olduğu basıncı aynı ilettiği için bakın artış kadar her tarafta düzgün bir artış olacağı için cismin yine sıvıya batma oranında herhangi bir değişme olmayacak. Çünkü her taraftan yapılan artış bu cismin batma oranını yine etkilemez. Çünkü birbirlerini yok etmiş oluyor. O halde bu da olmaz. Kaan ne demiş peki? T sıcaklığındaki ısıl dengenin korunması koşuluyla yani sıcaklık değişmemek şartıyla oyun hamurunun içerisinde boşluk bulunan bir küre şeklini verdikten sonra Suya bırakabiliriz. Arkadaşlar içinde boşluk oluşturduğumuzda cismin yoğunluğunda bir azalma gerçekleşecek. E cismin yoğunluğu azalırsa batma oranı da arkadaşlar bu şekilde bundan etkilenmiş oldu. Yani demek ki bu oranı değiştiren etkenler cismin yoğunluğunu ve sıvının yoğunluğunu değiştirmekte. Kaan burada doğru cevap verdiği için yalnız Kaan yani B seçeneği doğru cevap olmalı. Sorumuz cam kap esneklik direnci önemsiz olan yani tam esnek cisimler diyoruz arkadaşlar biz buna. K ve L pipetleri ile oluşturulan düzenekte bağlantı kısımları hava sızdırmazdır. Şekil 1'deki bir nolu durumda yani birin şekilden bahsediyor. K pipetine üflenerek başlangıçta bir miktar şişkin olan balon bir miktar daha şişiriliyor. Şekil 2'deki 2 nolu durumda K pipeti hava sızdırmaz şekilde bağlandıktan sonra bakın şurayı bağlamışız. L pipetine bir miktar hava üfleniyor. Buna göre 1 ve 2 nolu durumlarda balonun içindeki havanın basıncının değişimi hakkında aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bakın, buradaki K pipetinin veya yani işte L pipetinin ucu açık. Şimdi burası ucu açıksa buradan bir açık hava basıncı söz konusu oluyor mu? İçeri giriyor. Yani buradaki gazın basıncı açık hava basıncına eşit. E o zaman şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Esnek yapılar iç basıncı dış basıncı eşit olan yapılardır. Şimdi biz buraya üflüyoruz. Haliyle bunun hacmi artıyor. Şimdi gazların basıncı P çarpı V eşittir nRT veya kNT şeklinde de yazılabiliyor. Yani burada sıcaklığı değiştirmiyoruz. Molekül sayısını artırıyoruz. Tabi hacim de artıyor arkadaşlar. Basınç değişmiyor. Yani esnek yapılarda arkadaşlar iç basınç dış basınç tarafından dengeleniyor. E dışarıdaki açık hava basıncı değişti mi? Değişmedi. E o zaman içeri hava üflediğimizde demek ki molekül sayısı artıyor. Hacim de artıyor. Yani içteki basınç da gaz basıncı da yine açık hava basıncı tarafından dengeleniyor. Yani üflüyoruz şişiyor. Şişince arkadaşlar... Yine hacmi artmış tabi cam balonu sıkışmadan bir şekilde. Hem hacmi artıyor hem de molekül sayısı arttığı için dış basınç, iç basınç tarafından yine dengelenmiş oluyor. Yani tam esnek yapılı cisimlerde hep iç basınç, dış basınca eşit olur. O zaman e, dış basınç eşit e, değişmediği için iç basınç da değişmemiş oldu. Yani birin ol durumda değişmez. İki duruma bakalım. İkinci duruma. İkinci durumda ne yapmışız? Pipetin ağzını kapatmışız arkadaşlar. L pipetin ağzını kapatmışız. Yani açık havayla bir bağlantısı yok. Şimdi buradan ne yapıyoruz? Üflüyoruz. İçerideki gazı molekül sayısı arttığı için sıkıştırıyoruz. Molekül sayısı arttığından da. O zaman ne oluyor? Dıştan yapılan basınç artarak bunu sıkıştırıyor. Bunun ucu kapalı olduğu için bir yere gidemiyor ve esnek yapılar haliyle yani gazda bir esnek olduğu için basınç artınca hacmi azalarak sıkışıyor ve basıncı artıyor. O zaman içteki basınç dıştan yapılan basınç arttığı için haliyle artarak bunu dengelemeye çalışıyor. Demek ki balon içerisindeki gazın basıncı ikinci durumda artar diyeceğiz. O halde cevap C seçeneği burada doğru olur. Sorumuz fizik öğretmeni Alper fiziksel büyüklüklerin sınıflandırılması konusunu gerçekleştirdiği etkinlikte şekil 1'deki peçeteli ve şekil 2'deki kağıt havluları kullanıyor. Şekil 1'deki 1, 2, 3, 4 numaralı peçeteliklerin üzerinde sırasıyla temel türetilmiş skaler vektörel, Şekil 2'deki 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 numaralı kağıt havluların üzerinde ise sırasıyla enerji, kuvvet, kütle, hız, sıcaklık, ivme ve sürat yazmaktadır. Etkinlikler kuralları aşağıda verilmiştir. Etkinliği kuralı şuymuş arkadaşlar. Birinci kağıt havludan başlayarak kağıt havluları numara sırasıyla peçeteliklere yerleştirecektir. Yani birden başlayıp sırasına yerleştireceğiz. 2, 3, 4, 5 şeklinde. Ve kağıt havlunun üzerinde yazan fiziksel nicelik, temel nicelik ise bir peçeteliğine türetilmiş nicelik ise iki peçeteliğine yerleştirilecek. Tamam yerleştiriyoruz sırasıyla. Fiziksel niceliğin yerleştirmesi gereken bir ve ikinci peçelikler dolu ise kağıt hal bakın bir sıralama yapmış dolu ise bunlar dolarsa artık 3 ve dördüncü peçeliklerden fiziksel sınıflandırmasına uygun olana yerleştirilecek. Peçelikler en fazla üç tane kağıt havlu almaktadır. Sonra diğerlerini yerleştiriyoruz. Yani buna göre kağıt havluların hatasız yerleştirmesi sonucunda peçeteliklerdeki Kağıt havlu sayıları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar sırayla başlıyoruz. Enerji. Enerji temel mi türetilmiş mi? Temel büyüklükler kısa muz ile formülle, formülize edilmiş. Ve arkadaşlar K kütle, I ışık şiddeti, S sıcaklık, A akım şiddeti, M mol sayısı, U uzunluk, Z de zaman şeklinde arkadaşlar ifade ediliyor. O zaman enerji türetilmiş bir büyüklük. Yani birden fazla büyüklüğün bir araya gelmesiyle oluşmuş büyüklük. O zaman enerji yani bir nolu peçeteyi buraya peçeteliğimize koyuyoruz. Bu gitti. Kuvvet. Kuvvet temel mi türetilmiş mi? Arkadaşlar yine kuvvetimiz F eşittir M çarpı A dediğimizde birden fazla büyüklüğün bir araya gelmesiyle oluşmuş olduğu için türetilmiş bir büyüklük. Bunu da arkadaşlar yine ikinci peçeteliğimize koyduk. Kütle. Kütle arkadaşlar bakın kısımızdaki K kütleydi. Temel bir büyüklük yani 3 nolu peçetemizi buraya yerleştiriyoruz. Hız. Şimdi hız yine arkadaşlar hız birim zamandaki yer değişimi yani yer değiştirmenin zamanı oranıyla bulunuyor ve türetilmiş bir büyüklük. O zaman hızı da yani 4 nolu peçetemizde buraya yerleştiriyoruz türetilmiş kısmına. Artık bu peçetemiz nolu arkadaşlar buraya yerleştiremeyeceğiz. Diğer tarafa gitmemizi istiyor. Sıcaklık. Sıcaklık arkadaşlar S sıcaklık. Yani temel bir büyüklük. O zaman 5 nolu peçeteliğimiz peçetemiz buraya yerleştirildi. İvme, ivme türetilmiş bir büyüklük. İvme neydi? Acceleration. birim zamandaki hız değişimi, yani delta v bölü delta t oranıydı. O halde arkadaşlar, ivme türetilmiş. Ama bu doldu arkadaşlar, 3 peçete. Doldurdu mu? Ne yapacağız? Sıradakilere. Peki, ivme skaler mi vektörel mi? Vektörel bir büyüklük, yani yönü var arkadaşlar. Ondan dolayı 6'yı buraya 4 nolu peçeteliğimize yerleştiriyoruz. 6'yı 4 nolu peçeteliğe yerleştirdik. Sonra sürat. Sürat arkadaşlar birim zamanda alınan yol. Alınan yolu zamanı biliyoruz. Ve sürat skaler bir büyüklük arkadaşlar. O halde bunu da şöyle 3 nolu peçeteliğimize yerleştirdik. Yani 2, 3, 1, 1 şeklinde peçete olacak. 2, 3, 1, 1 baktığımızda 2, 3, 1, 1 şeklinde e, D seçeneği burada doğru cevap olmalı. Sorumuz Newton'un hareket yasalarıyla alakalı bir soru. Yatay düzlem üzerinde bulunan cam kavanozun üzerine halka, halkanın üzerine madeni para yerleştirilip şekil 1'deki gibi denge sağlanıyor. Halka kalemle çekilip yatay doğrulttaki doğrultuda aniden harekete geçirildiğinde madeni paranın kavanozun içerisine düştüğü görülüyor. Niye arkadaşlar? Çünkü cisimler konumunu korumak istiyor eylemsizliğinden dolayı. Buna göre Olaylarından hangilerinin gerçekleşmesini sağlayan temel ilke metal paranın kavanozun içerisine düşmesini sağlayan temel ilke ile aynıdır. Arkadaşlar eylemsi kanuna göre cisimler sahip olduğu hareket ve şekil durumunu korumak isterler. Yani duran cisimler durgunluğu korumak isterler. Hareket halinde cisimler de hareketlerine devam etmek isterler. İşte burada madeni paramız duruyor. Durgunluğunu korumak istiyor. Altındaki halkayı çektiğimizde madeni para kavanozun içerisine düşmüş oluyor. O halde eylemsizlik kanunu uygulandı. Düzenekleri burada görmeye çalışacağız. 1- Kaza yapan otomobilin sürücüsünün kafası kafasını otomobilin camına çarpması. Arkadaşlar kaza yaptığımız an belli bir hızla giderken arabaya çarpıyoruz. İçindeki insanlar konumunu korumak istemeleri yani eski hareketlerine devam etmek istemelerinden dolayı öne doğru gitmiş oluyorlar. Giderken de haliyle kafasını otomobilin camına çarpmış oluyor. Bu bir eylemsizlikle alakalı yani buradaki madenin paranın maruz kaldığı durumla alakalı. 2- Yere serili kilimin üzerinde ayakta durmakta olan bir kişinin kilimin hızlıca çekilme sonucunda kilimin çekilme yönünün ters yönde düşmesi. Arkadaşlar kilimi çekiyoruz. Hayli oradaki adam durmak istiyor, ayakta dur duran kişi. Durmak istiyor, durgunluğunu korumak istiyor. Ama altını çektiğimiz için sürtünme kuvveti sayesinde konumunu korumak istemesinden dolayı geriye doğru düşmüş oluyor ters yönde çekilenin. Halde bu da eylemsizlikle alakalı. 3. Viraja giren kamyonun kasasında bulunan kum yığınındaki kumun bir kısmının virajın dışına doğru dökülmesi. Aslında ne oluyor arkadaşlar? Viraja girdiğimizde o dümdüz yoluna devam etmek istiyor. Şöyle düşünelim arkadaşlar. Çembersel bir yörünge düşünelim. Şimdi böyle dümdüz yolumuza devam etmek istiyoruz. Araç sola doğru gidince üstündeki kum tanecikleri ne oluyor? Dümdüz yoluna hız vektörü yönde devam etmek istiyor. Konumunu korumak istiyor. Ondan dolayı da aracın dışına doğru dökülüyor, savruluyor. İşte bu da arkadaşlar yine eylemsizlikle yani konumunu korumak istemesiyle alakalı bir durum olduğu için madeni paranın yaşadığı durumla aynıdır. O halde buradakilerin hepsi arkadaşlar burada temel ilki olarak şekildeki verilenle aynı olduğu için cevap E seçeneği olmalı. Sorumuz artı yüklü K elektroskopu ile yük işareti bilinmeyen L elektroskopun topuzlarını birbirine bağlayan iletken teldeki S1 anahtarı kapatıldığında K elektroskopun yaprakları önce tamamen kapanıp sonra tekrar açıldıktan sonra dengelendikleri gözleniyor. Arkadaşlar şimdi bu artı yüklü. Bunun ise yükün işareti belli değil. Ama kapattığımızda ne oluyormuş? Buradaki K elektroskopun yaprakları önce tamamen kapanıp sonra biraz açılıyormuş. O zaman arkadaşlar ben bunun yükünü artı Q dersem tamamen kapanıp açılması için diğer elektroskobun zıt işaretli ve miktarca K'dan büyük olması gerekiyor. Mesela eksi 3Q diyelim arkadaşlar. Ne olacak? Eksi Q bunun artı Q'sunu güzelce bir nötrleyecek, kapatacak. Sonra eksi 2Q'yu paylaşacaklar. Her ikisi de eksi Q, eksi Q şeklinde kapasitelerle orantılı bir şekilde paylaşacak. Şimdi gelelim ikincisine. Eksi yüklü M elektroskobu bakın burada verilmiş zaten. Yü eksi e, yük işareti bilinmeyen N elektroskopun topuzlarını birbirine bağlayan iletken teldeki seyken anahtarı kapatıldığında anda N elektroskopun yapraklar arasındaki açının artmaya başladı ve bir süre sonra dengelendik, yani dengelendikleri gözleniyor. Arkadaşlar diyelim bunun yüküne eksi 3Q olsun. Şimdi bunu kapattığımızda ne yapıyor? Bunun haliyle başlangıçta bir yükü var. Çünkü e, yapraklar açık. E, ne yapacak? Artacak artması için arkadaşlar aynı işarette ve miktarca az olması gerekiyor. O zaman demek ki arkadaşlar ne oluyor? Kapattığımızda eksi 4 Q yükünü paylaştılar. Eksi 2 Q'ya eksi Q. Yani bunun da yük miktarı artmış oldu. Buna göre S1, S2 anahtarları kapatılıp denge sağlanana kadar geçen sürelerde KL ve MN elektroskopları arasındaki oluşan elektrik akımlarının yönleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar şöyle bir bilgimiz var. İletken tellerde yani katı olan isimlerde Akımın yönü elektronlar hareket ediyor çünkü. E, protonlar çekirdeğin içerisinde olduğu için çıkıp hareket edemiyorlar. Ondan dolayı da arkadaşlar iletken tellerde akımın yönü elektrona zıt yöndedir. Yani protonlar hareket edemeyeceği için elektrona zıt yönde kabul edilir. Ama iyon halindeyken yani sulu çözelti içerisindeyken gaz halindeyken o zaman ne oluyor? İyon halinde hareket edebiliyor artı yüklerde. E, peki burada o zaman ne oluyor? Biz eksi yükün ters yönü düşüneceğiz. Eksi yükün tersi yönünü düşüneceğiz. Yani şimdi biz anahtarı kapattığımızda ne oluyor arkadaşlar? Eksi yüklü küreden artı yüklü küreye doğru bir yük geçişi oluyor. Çünkü eksiler hareket ediyordu. Ha, demek ki eksi L'den K'ya geçeceğinden dolayı akımın yönü elektron azıt yönde olduğu için bir yönü de alınacak. Demek ki KL elektroskoplar arasındaki elektrik akımın yönü bir yönde olacak. Gelelim şimdi MN'ye. Kapattığımız arkadaşlar bakın bu eksi bu da eksi. E bunun yükü fazla olduğu için elektronlar bakın buradan diğer tarafa geçecek. Burada da yapalım aynı şeyi. Elektrona zıt yönde kabul edeceğiz. O halde ne yapacağız arkadaşlar? Elektron zıt yönde olduğu için iki yönde olmuş olacak. O halde her ikisini sağlayan burada B seçeneği doğru cevap olmalı diyeceğiz. Sorumuz dalgalarla alakalı bir soru. Yay dalgaları enine veya boyuna dalga olarak yayılabilirken su dalgaları hem enine hem de boyuna dalga karakterine sahiptir. İkisini bir arada yapabiliyor. Kalınlıkları her yerinde aynı olan türde yaylarda meydana getirilen periyodik dalgalar Şekil 1 ve Şekil 2. Derinliği her yerinde aynı olan dalga leğenindeki meydana getirilen periyodik dalgalar Şekil 3'teki gibi verilmiş. K ve L bağ yaylara bağlanmış. M oyuncak ördeği su yüzeyinde şekildeki bir yüzmekte olduğuna göre KLM titreşim yönleri aşağıdakilerden hangisi olabilir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar şimdi baktığımızda haliyle burada bir enine dalga oluşmuş. K kurdalesi ne yapacak? Ya yukarı ya da aşağı yönlü hareket etmiş olacak. Yukarı veya aşağı diyeceğiz arkadaşlar. Yukarı veya aşağı. Şimdi İkincisine L ailesine baktığımızda burada bir boyuna dalga elde edilmiş. Sarsıntının yani titreşimin hareket yönüyle dalganın hareket yönü ne yapıyor? Aynı doğrultuda yani ya sağa ya sola bu şekilde hareket etmesi gözlenecek. Pardon sağ veya sola doğru hareket edecek. Kim? L. Yine arkadaşlar üçüncüsüne baktığımızda bakın su dalgaları hem inne hem de boyuna dalga karakterini birlikte sergiliyor arkadaşlar. Enine ve boyuna birlikte sergileyen gördüğünüz gibi arkadaşlar burada şu hem yukarı hem de yana doğru gittiği için 3'ünü sağlayan B seçeneğimiz burada doğru cevap olmalı. Bir diş tedavisi sırasında kullanılan dişçi aynasında şekildeki gibi görüntü elde edilmektedir. Bu ayna dişlerin boyutlarından daha büyük boyutlarda ve düz görüntü elde etmek için kullanılır. Buna göre Dişçi aynasının türü ve görüntüsünün gerçek sanal özelliği ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? Arkadaşlar bakın burada kullanılan ayna bir kere daha büyük boyutlarda ve düz görüntü elde edeceğiz. Bir kere şunu biliyoruz. Düzlem ayna olsa daha büyük boyutta olmaz. Yani cismin boyu görüntünün boyuna eşit. O zaman düzlem ayna bir kere olamaz diyeceğiz tür olarak. Peki gelelim daha büyük boyutlarda dediği için ve düz dediği için. Bir kere düz düz olması görüntünün sanal olması yani aynanın içerisinde görüntünün oluşması gerekiyor. E, peki büyük boyutta olması için de arkadaşlar biliyoruz ki tümsek aynalarda cismin daima görüntüsünün boyu küçük oluyor. Yani hemen şöyle çizelim bakın. Bu bir tümsek ayna olsun. Burası odağımız olsun. Cismi aynanın önüne koyduğumuzda bir asal eksene paralel gelen ışın uzan odaktan geçecek şekilde dağılacak. Diğer bir ışığı da çizdiğimizde tepe noktasına alfa açısı yapacak şekilde gelen ışın aynı açı yapacak şekilde yansır. Ve arkadaşlar yansıyan ışınların uzantıları burada kesiştiği için cismimiz bu, görüntümüz bu. Yani tümsek aynalarda görüntü odakla ayna arasında küçük boyda düz oluşur. Peki biz büyük boyda oluşmasını istiyor muyuz? İstiyoruz. O zaman demek ki bu tümsek ayna olmayacak arkadaşlar. Ne olacak? Çukur aynamız olacak. Çukur aynada arkadaşlar hem düz hem ters görüntü elde edebiliyor muyuz? Elde edebiliyoruz. Düz görüntüyü nerede elde ediyoruz peki? Çukur aynanın arkadaşlar odağı ile ayna arasına bir cismi getirdiğimizde ki bunlar arkadaşlar genelde makyaj aynaları da bu şekilde olmuş oluyor. Yakından bakıyoruz kafamızı kocaman göstermiş oluyor ve detayları daha net bir şekilde görebiliyoruz orada. Şimdi bakın iki tane ışın göndererek bulayım. Asalık sana paralel ışın gönderdim. Odaktan geçecek şekilde yansıdı. Tepe noktasına alfa açısı yapacak şekilde ışık gönderdim. Asal eksenle aynı açı yapacak şekilde yansıttığımızda bakın ne oluyor? Bu ışınların kendileri uzaklaşıyor. Uzantıları burada aynanın içerisinde kesişiyor. Kesiştiği yerde görüntü oluşuyor. Bu cisim bu da görüntü. Görüyor musunuz? Düz. Evet sanal görüntüler daima düzdür zaten. Ve arkadaşlar aynanın içerisinde görüntü oluşuyor. Yani buradaki aynamız arkadaşlar çukur ayna ve cisim odağı ile ayna arasında olduğu için bu şekilde aynanın içerisinde görüntüsü düz yani sanal bir görüntü elde edilecek ve çukur ayna olacak. Cevap D seçeneği doğru olacak diyoruz. Sorumuz kimya bilim ünitesinden. Aşağıda laboratuvarda gerçekleştirilen bazı işlemler ve bu işlemlerde kullanılan araç ve gereçler verilmiştir. Buna göre hangi işlemleri gerçekleştirmek için kullanılan araç ve gereçler uygun değildir denilmiş. Birinci işlem kalsiyum karbonat katısının 900 dereceye kadar ısıtılması ile kalsiyum oksit katısı ve karbondioksit gazı eldesi. Kullanılan araç ve gereç için ise deney tüpü ve fırın denilmiş. Arkadaşlar dikkat ederseniz bu işlemde çalışılan sıcaklık değeri 900 santigrat derece. Çok yüksek bir sıcaklıktan bahsediyoruz. Deney tüpü çok yüksek sıcaklıklarda çalışmak için uygun bir cam malzeme değildir. Fırın bizim için gerekli ancak deney tüpü yüzünden birinci öncüle yanlış diyoruz. Peki bu işlem için hangi malzemeyi kullanmak uygundur dersek kroze deriz arkadaşlar. Kroze çok yüksek sıcaklıklara kadar dayanabilen hatta direkt bu işlemler için kullanılan bir malzemedir. Yine hatırlarsak krozenin keşfini simya döneminden Ebu Bekir Errazi yapmıştı. İkinci öncül HCl sulu çözeltisinin sodyum hidroksit sulu çözeltisi ile titrasyonu denilmiş. Arkadaşlar HCl tuz ruhu olarak da bildiğimiz bir asittir. NaOH da sud kostik olarak bildiğimiz bir bazdır. Zaten titrasyon işlemi asit ve baz arasında gerçekleşen deney işlemiydi. Titrasyon işlemi için biz Erlenmeyer ve Büret cam malzemelerini kullanmaktayız. İkinci öncülümüz doğrudur. Hatta titrasyon deney düzeneğinde şöyle göstermiş olalım arkadaşlar. Bakın buradaki malzememiz Erlen ya da Erlen Mayer olarak biliniyor. Üstteki malzememiz de Büret. Buradaki amaç asit ve bazın tam nötralleştiği noktayı tespit ederek derişimi bilinmeyen asit ya da bazın derişimini tespit etmektir. Erlen ya da bürette asit ya da baz çözeltisi oluyor. Yani birinde asit varsa diğerinde baz olacak şekilde ya da birinde baz varsa diğerinde asit olacak şekilde bu işlem gerçekleştiriyor. Erlen'de bir de bizim indikatörümüz var. İndikatör renk değiştirdiğinde tam nötrleşme gerçekleşmiştir diyoruz. Daha sonra buradan da derişim hesabına giriyoruz arkadaşlar. Üçüncü öncele baktık. Balon şojede bulunan bir miktar su üzerine 10 mililitrelik nitrik asit ilavesi. Burada kullanılan araç gereç için ise pipet denilmiş. Dikkat ederseniz işlemimiz sıvılar arasında gerçekleşiyor. Söyle sıvı sıvı diyelim su ve nitrik asit ikisi de sıvı. Sıvıları birbirine aktarırken pipeti kullanabiliriz arkadaşlar. Hatta bu işlem için yaygın olarak pipet kullanılmakta. 3. öncülümüzde doğrudur dedik. Bize hangisi uygun değildir denilmişti. Yüksek sıcaklıklara deney tüpü dayanıklı değildir. Krozek kullanılması gerektiğini söylemiştik. Cevabımız A seçeneği olacak. Aşağıdaki birinci olayda lityum atomunun uyarılmasının katman elektron dizilimine etkisi İkinci olayda ise lityum atomunun lityum iyonuna dönüşümünde katman elektron diziliminin değişimi verilmiştir. Buna göre bu olaylar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır denilmiş. Sorumuzda da bahsedildiği gibi birinci işlemimiz uyarılma işlemiydi. İkinci işlemde ise lityum atomu lityum katyonuna dönüşmüştür. Yani bir elektron vermiştir, iyonlaşmıştır diyoruz. Elektron koparılması diyelim. A şıkkına bakıyoruz. Her iki dönüşümde enerji alan olaylardır. Enerji alan olaylara biz endotermik olaylar diyorduk. Hem uyarılma hem de iyonlaşma işlemleri için enerji gereklidir. Birinci işlemde ikinci katmanda bulunan elektronumuz üçüncü katmana uyarılmış. İkinci katmanda bulunan elektronumuzu üçüncü katmana taşımak için enerji gerekecekti. Hatta biz düşük enerjili bir katmanda bulunan elektronun enerji alarak daha yüksek enerjili bir katmana geçmesi olayına absorpsiyon diyorduk. Bu olayın tersine de emisyon diyorduk arkadaşlar. Orada da uyarılmış haldeki bir elektronun temel hale geri dönmesi olayıydı. Emisyon olayında ise enerji açığa çıkmaktaydı. Burada absorpsiyon olayından bahsedilmiş. İkinci işlemde ne yapılmış? İkinci katmanda bulunan elektron koparılmış. Buradaki elektronu koparmak için de bize enerji gereklidir. Hatta biz bunu gaz halde yaptığımızda iyonlaşma enerjisi olarak da isimlendirmekteydik. Dolayısıyla atom hem uyarılırken yani absorpsiyon olayını gerçekleştirirken hem de iyonlaşma olayını gerçekleştirirken enerji alacaktır. A şıkkı doğrudur. B şıkkı birinci olayda absorpsiyon gerçekleşmiştir. Dediğimiz gibi elektronun temel halden uyarılmış hale geçmesine absorpsiyon diyorduk. B şıkkı da doğrudur. İkinci olayda gerçekleşen dönüşüm kimyasaldır. İkinci olayda elektron sayımız değişmiş. Elektron sayısının değiştiği olaylar kimyasal olaylardır arkadaşlar. C şıkkımız da doğrudur. D şıkkına baktık. İkinci olayda tanecik hacmi küçülür. Yine bir tanecik elektron veriyorsa elektron başına düşen çekim kuvveti artacağından dolayı hacmi küçülecektir. Bunu yazalım. Evet elektron veren taneciğin elektron başına düşen çekim kuvveti artar hacmi küçülür dedik. Hatta biz elektron başına düşen çekim kuvvetini proton bölü elektron oranı olarak da ifade etmekteydik. Dolayısıyla ikinci olayımızda elektron sayımız azaldığı için proton bölü elektron oranımız artmıştır. 3 bölü 2 olmuştur. Öncesinde proton bölü elektron oranımız 3 bölü 3'tü. Şimdi 3 bölü 2 oldu. Yani elektron başına düşen çekim kuvveti arttı. Yarı çapımız küçüldü. E şıkkı da doğrudur. Bu arada şunu da söyleyelim. Bu durumun tam tersi yani elektron alınsaydı bu defa tanecik hacmimiz büyürdü arkadaşlar. Son olarak E şıkkına baktık. Her iki olay sonunda da elde edilen tanecikler lityum atomunun temel halinden daha kararlı yapıya sahiptir denilmiş. Arkadaşlar kimyada kararlı hal yapısı demek düşük enerjili olma anlamına geliyor. Birinci olaya baktığımızda biz temel halden uyarılmış hale geçiyorduk. Yani yüksek enerjili hale geçiyorduk. Uyarılmış hal yüksek enerjili haldir. Bu nedenle de biz uyarılmış hale kararsız halde diyoruz. O halde E şıkkımızdaki ifade yanlış oldu. Bir de şunu da söylemiş olalım. Yine bir taneciğin nötr hali yani atom hali iyon haline göre daha kararlıdır arkadaşlar. Dolayısıyla ikinci işlemde de yine kararlı bir yapıya ulaşılmamıştır. Sonuç olarak E şıkkındaki her iki olay sonunda da elde edilen tanecikler lityum atomunun temel halinden daha kararlı yapıya sahiptir ifadesi yanlıştır arkadaşlar. Her iki olayda da elde edilen tanecikler daha kararsız bir yapıya sahiptir. Sorumuz yanlış olan öncülü sorduğu için cevabımız E seçeneğidir. Sorumuzda atom yapısı ve periyodik sistemle ilgili katman elektron dilimi 2 8 şeklinde olan XN ve YM iyonlarının Lewis nokta gösterimleri verilmiş bize. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır deniliyor. Öncelikle X ve Y'nin Lewis yapılarını inceleyelim. X'e baktığımız zaman köşeli parantez içerisinde yazılmış Lewis yapısı. Hatırlarsak köşeli parantez içerisinde yazılan Lewis yapıları anyon formlarına aitti. Dolayısıyla X bir anyondur diyebiliriz. Elektron almıştır yorumunu yapacağız. Katyonlarda ise herhangi bir köşeli parantez ya da ortaklaşmış ortaklaşmamış elektron çifti Lewis formülünün etrafında yazılmıyordu. Çünkü bu tanecikler son katmanlarındaki elektronlarını vermiş durumdaydılar. O halde Y'yi de katyon yapısındadır şeklinde yorumluyoruz. Şimdi öncüllere bakalım. XN ve YM izoelektronik taneciklerdir. İki taneciğin izoelektronik olabilmesi için elektron sayısı ve elektron dizilimi aynı, proton sayısı farklı olması gerekiyordu. Yazalım. Taneciklerin elektron dizilimine baktığımızda 2 8 şeklindeydi. Dolayısıyla hem X'in hem de Y iyonunun elektron sayısı 10'dur yorumunu yapabiliriz. Dolayısıyla elektron sayıları aynıdır. Elektron dizilimlerinin aynı olduğunda zaten soru bize vermiş. İyon yüklerinde hesaba kattığımızda proton sayılarını bulacağız. Proton sayılarında birbirinden farklı olduğunu görüyoruz. O halde X ve Y iyonları birbirinin izoelektroniğidir diyeceğiz. B şıkkı atom çapları arasında X büyüktür Y ilişkisi vardır. Bakın arkadaşlar burada çok dikkatli olacağız. Çünkü soru bize X ve Y'nin iyon halleri ile ilgili bilgi vermiş fakat B şıkkında atom çapları ile ilgili bir soru soruyor. Hatırlarsak atom olmanın şartı neydi? Proton ve elektronun birbirine eşit olma durumuydu. Yani nötr olma durumuydu. O halde biz X ve Y'nin nötr halleri için yorum yapacağız. Biz X n taneci için anyon yapısındadır demiştik. Dolayısıyla elektron almış durumda. Tanecikler kendilerine en yakın soygaza benzeyecek şekilde elektron alıp vermeye yatkındırlar. O halde buradan yola çıkacak olursak X için ikinci periyot elementidir diyebiliriz. Elektron almış durumdayken elektron dizilimi 2.8'di. Elektron almadan önceki halini düşündüğümüzde X'in ikinci periyotta olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde Y için de elektron vermiş halinde elektron dizilimi 2.8'di. Elektron vermeden önceki halini düşündüğümüzde elektron sayısı ondan büyük. Dolayısıyla proton sayısı da ondan büyük olacak. Yine kendine yakın soy gaza benzeyeceğinden dolayı Y'nin de 3. periyotta bir element olduğu yorumunu yapabiliriz arkadaşlar. Peki atom çapları ile ilgili yaptığımız yorumu hatırlayalım. Periyot arttıkça genel olarak yarı çapımız artar şeklinde yorum yapıyorduk. O halde periyodu daha büyük olan Y atomunun atom çapı x'ten daha büyük olacaktır. Y büyüktür x'tir yorumunu yapıyoruz atom çapları ile ilgili. E şıkkında ise bizim bulduğumuzun tam tersi bir durum söz konusu. O halde B şıkkı yanlıştır. Sorumuz yanlış olan öncülü sorduğu için cevabımız B seçeneğidir. Bir de şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Eğer bizden iyon hacimleri ile ilgili yorum yapılması istenseydi o zaman izoelektronik tanecikler için şöyle yorum yapıyorduk. Elektron almış olanın hacmi Elektron vermişe göre daha büyüktür yorumunu yapıyorduk. Dolayısıyla X yapısı anyon olduğu için X iyonunun hacmi Y iyonundan daha büyüktür yorumunu yapardık. Ancak bize B şıkkında atom çapları yani atom hacimleri ile ilgili yorum yapılması istendiğinden dolayı nötr hale göre yorumladık. Nötr halde de periyodu büyük olanın yarıçapı daha fazladır yorumunu yaptığımız için atom hacimleri arasında y büyüktür x ilişkisi bulunmaktaydı. Bu nedenle B şıkkındaki öncül yanlış oldu ve cevabımız oldu. Diğer öncülleri de kontrol edelim. X ile Y arasında iyonik bağlı bileşik oluşabilir. İyonik bağlı bileşikler metaller ve ametaller arasında oluşabildiği gibi katyonlar ve anyonlar arasında da oluşmaktaydı. Bizim taneciklerimizden X anyon, Y katyon dolayısıyla katyon ve anyon arasında iyonik bağlı bileşik oluşabilir diyoruz. D şıkkı da doğrudur. D şıkkı XN ve YN oktet kuralına uymuştur. Arkadaşlar elektron dizilimleri sonu 8 ile biten soygaza benzeme durumuna biz oktet kuralı diyorduk. Elektron diziliminin helyum soygazına benzemesine ise dublet kuralı diyorduk. Bize verilen taneciklerin elektron dizilimlerine baktığımızda sonu 8 ile biten soygazlara benzediklerini görmekteyiz. O halde her iki tanecik de oktet kuralına uymuştur yorumunu yapıyoruz. D şıkkı da doğrudur arkadaşlar. Hatta taneciklerimizin elektron dizilimini benzettiği soy gaz neon soy gazıdır. Proton sayısı 10 olan soy gazımızdır. Son olarak E şıkkına bakalım. X ikinci periyot, Y ise üçüncü periyot elementidir denilmiş. Arkadaşlar yukarıda bulmuştuk. X için ikinci periyot, Y için ise üçüncü periyot elementidir demiştik. Dolayısıyla E şıkkındaki ifademiz de doğrudur. Bir de şu uyarıyı yapmak istiyorum. Biz periyodik sistemde elementlerin atom hallerine göre yorum yapıyoruz. Yani nötr hallerine göre yorum yapıyoruz. Dolayısıyla X ve Y'nin nötr halleri için yorum yaptığımızda X ikinci periyot, Y üçüncü periyot elementidir. Sakın iyonlarının elektron dizilimine bakarak grup periyot yorumu yapmayın diyorum arkadaşlar. Sorumuz bize yanlış olan öncülü sormuştu. O halde cevabımız B seçeneğidir. Sorumuz maddenin haller ünitesinden gelmiş saf X ve Y sıvılarının bir atmosfer dış basınçta eşit kütleli örneklerinin iki ayrı kapta özdeş ısıtıcılarla aralıksız ısıtılması ile elde edilen sıcaklık değerleri aşağıda verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur denilmiş. Arkadaşlar maddelerimiz saf ve sıvı halde bulunmakta. Hatırlarsak saf maddelerde hal değişimi olurken sıcaklıklar sabit kalmaktaydı. O halde tablodaki Sabit sıcaklık değerlerine bakarak bu maddelerimizin kaynama noktalarını belirleyebiliriz. Neden kaynama noktalarını belirleyebiliriz diyorum? Çünkü maddelerimiz sıvı. Dolayısıyla ısıtıldıklarında kaynayacaklar. Tabloya göz attığımız zaman 3. dakika ile 6. dakika arasında sıcaklığın x için sabit olduğunu ve 69 derece olduğunu görmekteyim. O halde kaynama noktası diyorum x için 69 derecedir. Aynı şekilde tabloya göz attığımda Y için ise 5 ve 6. dakikalarda sıcaklığımızın sabit olduğunu görüyorum. O halde aynı yorumu Y için de yapıyorum ve sıcaklığın sabit olduğu nokta Y'nin kaynama noktasıdır diyorum. Bu değer de 78 derecedir. Şimdi öncüllerimizi okuyalım. Sıvıların moleküller arasındaki çekim kuvvetleri arasında X büyüktür Y ilişkisi vardır. Arkadaşlar moleküller arası çekim kuvveti ile kaynama noktası doğru orantılıdır. O halde kaynama noktası büyük olanın moleküller arasındaki çekim kuvveti de daha fazladır diyeceğiz. Bu durumda Y'nin kaynama noktası daha büyük olduğu için moleküller arası çekim kuvveti de X'e göre daha büyüktür. Sonucunu çıkarıyoruz. Burada tam tersi bir ilişki verilmiş. A şıkkı yanlıştır. B şıkkı Y'nin normal kaynama noktası 55 derecedir. Arkadaşlar biz normal kaynama noktası ifadesini bir atmosferdeki kaynama noktası olarak ifade etmekteyiz. Zaten sorumuz bize tablodaki bu değerlerin bir atmosfer dış basınçta geçerli olduğunu söylemişti. O halde X ve Y için burada yazdığımız değerler normal kaynama noktalarıdır. Bize B şıkkında Y'nin normal kaynama noktası sorulduğu için 78 derece olması gerektiğini söyleyeceğiz. Burada 55 dediği için B şıkkı da yanlıştır. C şıkkına geldik. 5 ve 6. dakikalar arasında X ve Y sıvılarının buhar basınçları birbirine eşittir deniliyor. 5 ve 6. dakikanın önemine baktığımızda her iki sıvının da sıcaklıklarının sabit olduğunu, dolayısıyla kaynamakta olduklarını söylüyoruz. Arkadaşlar kaynama olayının tanımını hatırlarsak, iç basıncın dış basınca eşit olduğu anda kaynama gerçekleşir. O halde X ve Y kaynadıkları için iç basınçları dış basınca eşittir ve bu maddeler aynı ortamda ısıtıldıklarından dolayı her ikisi de bir atmosfer dış basınçta bulunmaktadır. O halde her iki sıvı da kaynadığında iç basınçları yani buhar basınçları birbirine eşittir. Biz iç basıncı buhar basıncı anlamında kullanıyoruz. Sorumuz bize doğru olanı sorduğu için o halde cevabımız C seçeneğidir arkadaşlar. Bir de C şıkkıyla ilgili şu yorumu da eklemek istiyorum. X ve Y'nin kaynama durumu dışında aynı sıcaklıkta olduğu başka bir değer verilseydi. Mesela 50 derecedeki buhar basınçlarını kıyaslayın denilseydi. Burada da kaynama noktası küçük olanın buhar basıncı daha fazladır şeklinde yorum yapardınız. Yani X büyüktür Y derdiniz. Diğer öncülleri de kontrol ediyoruz. X'in buharlaşma olayı ilk defa 3. dakikada başlar. 3. dakikada arkadaşlar X için kaynama olayı başlıyor. Buharlaşma olayı değil. Buharlaşma sıvılar için her sıcaklıkta gerçekleşir diyoruz. Yani X için en baştan beri buharlaşma devam etmektedir. 3. dakikada X kaynamaya başlamaktadır bu tabloya göre. D şıkkı da yanlıştır. Son olarak E şıkkına baktığımızda normal basınçta 80 derecede Y'nin fiziksel hali sıvıdır. 80 derece Y için kaynama noktasının da üzerinde bir sıcaklık değeri Maddelerin hangi fiziksel halde olduğunu belirlemek için şöyle bir tablo kullanabiliriz arkadaşlar. Şurası bizim donma noktamız olsun, şurası kaynama noktamız olsun. Şurası da kaynama noktasının üzeri ve donma noktasının aşağısı. Bir sayı doğrusu gibi düşünelim. Eğer bize belirtilen ortam sıcaklığı maddemizin donma noktasından daha küçük ise maddemiz katı halde, belirtilen sıcaklık değeri maddemizin kaynama ve donma noktası arasında bir sıcaklık değeri ise maddemiz sıvı halde. Belirtilen sıcaklık değeri maddenin kaynama noktasından daha yüksek bir sıcaklık ise maddemiz gaz halde bulunur. Bize 80 derece sıcaklıktan bahsedilmişti. Gördüğünüz gibi Y'nin kaynama noktasından daha yüksek bir sıcaklıktan bahsediliyor. O halde Y 80 derecede gaz halde bulunur diyoruz. E şıkkı da yanlıştır. Sorumuz doğru olan öncülü sorduğundan cevabımız C seçeneğidir. Sorumuz kimyasal hesaplamalar konusundan gelmiş verim problemi. Verilen denkleme göre 40 gram XCO3 katısının %84 verimle ayrışması sonucu katı kütlesinde 17,6 gramlık azalma oluyor. Buna göre X atomunun mol kütlesi kaç gram bölü moldür denilmiş. Denkleme baktığımızda katı kütlesindeki azalışın nedeni açığa çıkan karbondioksit gazıdır yorumunu yapacağız. O halde 17,6 gramlık kütle azalmasından yola çıkarak karbondioksidin molünü hesaplayalım. 1 mol karbondioksit karbondan 12, 32'de oksijenden toplam molarlığımız 44 gramdır. 44 gram ise sorumuzda katı kütlesindeki azalış 17,6 gram olarak belirtilmişti. Bunun nedenini açığa çıkan karbondioksit gazı olarak belirtmiştik. O halde 17,6 gramlık bir kütle azalması olduğu için 17,6 gram karbondioksit kaç moldur diyoruz. Buradan içler dışlar çarpımı yaparsak 17,6 bölü 44'ten karbondioksit molümüz 0,4 mol olarak karşımıza çıkacak. Denklemde karbondioksit gördüğümüz yere 0,4 mol yazalım. Hatırlarsak bir denklemdeki kat sayılarla moller arasında doğru orantı vardır. O halde karbondioksitin kat sayısı birken 0,4 mole denk geliyorsa... XCO3 maddemizin de katsayısı 1 olduğu için bu maddeden de 0,4 mol harcanmıştır yorumunu yapacağız. Dediğimiz gibi denkleşmiş bir denklemde katsayılarla moller doğru orantılıdır. Peki XCO3'ün 0,4 molü kaç gram gelmekte? Bunu belirlememiz lazım. Bunun da sorunun başında belirtilen 40 gramlık bir maddemiz olduğu ve %84 verimle ayrıştığından bahsediyordu soru. Buradan çıkaracağız. O halde 40'ın %84'ünü alırsam 0,4 mollük XCO3 katısının da miktarını bulmuş olurum. Şöyle diyorum XCO3'ün tamam harcansaydı verimimiz %100 olacaktı. Bize %84'lük kısım harcanmış diye belirtilmiş. O halde kaç gram harcanmıştır diyorum. Yine buradan içler dışlar çarpımı yaparsak 84 çarpı 40 bölü 100 deriz. Sıfırlar gitti. 4 kere 84 336. 10'a bölük 33,6 gramlık bir kütle karşımıza çıktı. Dediğimiz gibi bu miktar bizim XCO3'ün reaksiyonda harcanan kısmı. Yani reaksiyona giren kısmı. Bu reaksiyona giren kısım için 0,4 mol'dür diye bulmuştuk arkadaşlar. Şöyle diyorum o halde 0,4 mol XCO3 33,6 gram ise unutmayın arkadaşlar. Atomun mol kütlesi veya bileşiğin mol kütlesi sorulduğunda biz 1 mol üzerinden yorum yapacağız. O halde şöyle diyorum 1 mol bileşiğimiz kaç gramdır? Yine buradan içler dışlar çarpımı yaparsak 1 çarpı 33,6 bölü 0,4 diyoruz. Bunu da kısaca şöyle düzenleyebiliriz. Buradan işlemleri yaparsak 336 bölü 4 bu da 84 grama tekabül etmekte. Biz burada xco 3ün mol ağırlığını bulduk. xco 3ün mol ağırlığı 84. Bize X'in atom kütlesi sorulmuştu. Soruda bize karbon ve oksijenin atom ağırlıkları verilmişti. O halde buradan X'i çekeceğiz. Şöyle diyorum. X artı bir tane karbon vardı. 12 buradan geldi. 3 tane de oksijen vardı. 3 çarpı 16'dan 48 de oksijenden geldi. Bunların tamamı 84'müş. İşlemleri yaparsak x artı 60 eşittir 84. Buradan da X 24 geldi. O halde X'in atom kütlesi 24'tür. Cevabımız A seçeneğidir. Sorumuz karışımlar ünitesinden gelmiş. Çözeltilerden ışın demeti geçerken parçacıklar net olarak görülmez. Ancak kolloidlerden ışın demeti geçerken ışınların saçılmasından dolayı parçacıklar net olarak görülebilir. Buna göre aşağıdaki karışımlardan hangisinden ışın demeti geçerken ışınlar saçılmaz denilmiş. Işınların saçılmadığı durum çözeltiler için geçerliydi. Zaten görselde de yukarıdaki durum net olarak belirtilmiş bize. Verilen seçeneklere baktığımızda D seçeneğindeki kolonya bir çözeltidir. Homojen karışımdır. Dolayısıyla kolonyadan ışık demeti geçirilirken ışınlar saçılmaz. Arkadaşlar kısaca kolloid karışımından bahsedip diğer öncülleri de bir bakalım. Kolloidler katı sıvı, sıvı sıvı, ve sıvı gaz, katı gaz, heterojen karışımlar arasında da görülebiliyor. Hatta biz sıvı gaz ya da katı gaz olan heterojen karışımlara aynı zamanda aerosol diyoruz. Sıvı sıvı olan heterojen karışımlara emülsiyon diyoruz. Katı sıvı heterojen karışımlar için süspansiyon diyoruz ama kolloid olabilmesi için çözünen taneciklerin gözde görülmemesi gerekiyor. Dolayısıyla katı sıvı heterojen karışımının kolloid olabilmesi için Tanecik boyutumuzun, dağılan tanecik boyutumuzun 10 üzeri eksi 9 metreden büyük, şöyle TB diyelim tanecik boyutu, 10 üzeri eksi 6 metreden küçük olması gerekiyor. Bu şartlarda katı sıvı karışımlar karışımlarda kolloid olabilir. Dağılan tanecik boyutu 10 üzeri eksi 6 metreden daha büyükse artık o bir süspansiyondur, kolloid denilemez. Şimdi öncüllere bakalım. Sis ayrı sol tipi bir kolloiddir arkadaşlar. Dolayısıyla ışığı saçacaktır. Duman da yine ayrı sol tipi bir kolloittir. Işığı saçacaktır. Bu arada sis sıvı gaz ayrı söyle. Duman ise katı gaz ayrı örnektir. Kan serumu ise katı sıvı kolloid karışımı örnektir. Burada belirttiğimiz gibi tanecik boyutu 10 üzeri 9 metreden daha büyük, 10 üzeri 6 metreden daha küçüktür kan için. Son olarak E şıkkına baktığımızda süt emülsiyon tipi bir kolloid karışımdır arkadaşlar. Sonuç olarak kolloid karışımlar ışığı saçar. Bize ışığı saçmayan sorulduğu için cevabımız homojen bir karışım olan kolonyadır. Kolonya etil alkol su homojen karışımıdır arkadaşlar. Asitlerle ilgili aşağıdakilerden hangisinin yapılması önerilmez denilmiş. A şıkkı derişik sülfürik asit ve derişik fosforik asit ile çalışırken ciltle temasından kaçınmak Asitler ve bazlar hem tahriş edici hem de korozif maddelerdir. Aynı zamanda asitler proteinlere de etki etmektedir. Dolayısıyla asitlerle çalışırken ciltle temasından kaçınmamız gerekir. A şıkkı önerilenler arasındadır. Yine benzer bir güvenlik önlemi de E şıkkında karşımıza çıkıyor. Asitlerle çalışırken koruyucu giysi ve gözlük de kullanılmalıdır arkadaşlar. B şıkkına baktık. Nitrik asit çözeltisini cam veya plastik kaplarda saklamak. Asitleri metal kaplarda saklamayacağız. Çünkü metallerle asitler tepkime verir. Bunun dışında cam ve plastik gibi kaplarda asitleri saklayabiliriz. Tabi burada bir asidimiz var dikkat etmemiz gereken hidroflorik asit. Hidroflorik asit yapısında silisyum dioksit bulunduran cam porselen gibi maddelerle tepkime verebilir arkadaşlar. Dolayısıyla hidroflorik asidi camda porselende saklamayacağız. Bunun dışındaki diğer asitleri cam ve porselen gibi kaplarda saklayabiliriz. Öncülümüzde ise bize nitrik asitten bahsedilmiş. Dolayısıyla nitrik asidi cam veya plastik kaplarda saklayabiliriz. Hemen D şıkkına da bakalım. Hidroflorik asit çözeltisinin cam ve porselen ile temas etmemesine dikkat etmek. Az önce söylemiştim. Hidroflorik asit yapısında silisyum dioksit bulunduran cam ve porselen gibi kaplarla tepkime verir. Hatta bu tepkimeyi de isterseniz şöyle yazayım. Hidroflorik asidin cam porselen gibi kaplarla tepkimesinden silisyum tetraflorür gazı açığa çıkmaktadır. Yan ürün olarak da su açığa çıkar. Özellikle tepkimelerde çıkan gazlar konusunda bu gazı da bilelim arkadaşlar. Tepkimeyi de isterseniz denkleşmiş bir şekilde bırakalım. Bu şekilde yaptığımızda tepkimemiz de denkleşmiş olacak. Sonuç olarak hidroflorik asit cam ve porselen gibi kaplarla temas etmemelidir arkadaşlar. C şıkkına baktığımızda ise asit çözeltisi hazırlanırken derişik asit üzerine su ekleyerek seyretme işlemini yapmak denilmiş. Bu işlemi yapmak tehlikelidir arkadaşlar. Dolayısıyla önerilemez diyeceğiz. Sorumuzun cevabı C seçeneğidir. Hatırlayalım. Biz asit çözeltisi hazırlarken doğru işlem suyun üzerine asit ilave etmektir. Bu doğru işlemimiz. Öncülümüzde ise tam tersinden bahsetmiş, yani asit üzerine su eklenmelidir denilmiş. Bu işlem yanlış arkadaşlar, güvenli değildir. Su asit üzerine eklendiğinde kapta aşırı bir ısınma gerçekleşiyor ve bu ısınmanın etkisiyle asit etrafa sıçrayabiliyor arkadaşlar. Bundan dolayı asit üzerine su ekleme işlemi güvenli değildir. Bunu günlük hayatta kızarmış yağın üzerine su eklemek gibi de düşünebilirsiniz. Dolayısıyla öncülümüzdeki asit üzerine su ekleme işlemi önerilemez diyoruz. Sorumuzun cevabı C seçeneğidir. Bir lipid çeşidi olan trigliseritlerle ilgili seçeneklerde verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Şimdi trigliseritleri bir hatırlatmak istiyorum. Bir gliserol 3 tane yağ asidi ile birleşince bir depo formu olan trigliserit artı bir burada, üç burada dört gram var. O zaman üç tane de suyum oluştu. Şimdi trigliseritlerin organik olduğunu biliyorum. Organik olduğu için yapısında karbon, hidrojen ve oksijen elementlerinden oluşurlar. Doğru. Yapılarına katılan yağ asitleri çeşitlilik gösterebilir. Şimdi bu yağ asitleri birbirinin aynısı da olabilir. Ama yağ asitlerinin bazıları doymuş, Bazıları doymamış da olabilir. Yani birbirinden farklılık gösterebilir. 3 molekül yağ asidi ile 1 molekül gliserinin esterleşmesi tepkimesiyle birleşmesi sonucunda oluşan polimer yapılı moleküllerdir. Şimdi bir yapının polimer olması için benzer ya da aynı monomerden oluşması lazım. Şimdi trigliseritin monomerine baktığımda bir gliserol, 3 tane yağ asidi var. Yani birbirinden farklı moleküllerden oluştuğu için yağlar polimer değillerdir arkadaşlar. En az 2 en fazla 4 çeşit organik yapı taşı içerebilir. Şimdi bir gliserol var. Yağ asitlerinin üçü de aynı olabilir. O yüzden en az 2 tane olabilir. 3 yağ asidi birbirinden farklı, bir de gliserol olabilir. O zaman 4 bunun için doğrudur. Yapılarında 3 tane ester bağı bulundururlar. Şimdi 3 tane su bulunduğu için 3 tane de ester bağ içerir. Doğru oldu. Yani cevabımız Ceyhan oldu. Sağlıklı bir insanın kanından izole edilen ve tüm özellikleri aynı olan A, B ve C al yuvar hücreleri derişimleri bilinmeyen eşit hacimdeki 3 ayrı çözeltide eşit süre bekletilmiş. Deney sonunda bu al A al yuvarının hacminin değişmediğini, B al yuvarının hacminin arttığını, C al yuvarının da hacminin azaldığı gözlemlenmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri yanlıştır? Şimdi A al yuvarının hacmi değişmediğine göre A al yuvarı kendisiyle eşit yoğunlukta olan izotonik bir çözeltiye bırakılmıştır. Şimdi üçüncü çözeltide hücre büzüştüğüne göre plazmoliz olmuştur. Yani dışarıya su vermiştir. E dışarıya su veriyorsa Demek ki hipertonik bir ortama atılmıştır. Burada da tam tersi hücre su aldığını görüyoruz. O zaman ikinci çözeltim benim için hipotonik ortam oldu. Şimdi buna göre hangileri yanlıştır diyor. Birinci çözelti izotonik, ikinci çözelti hipotonik, üçüncü çözelti hipertoniktir. Doğru oldu. Üçüncü çözeltiye bırakılan C alıyor hücresi plazmonize uğramıştır. Gördüğünüz gibi büzüştüğü için plazmonize olmuş. Deney sonunda al yuvar hücrelerin ozmotik basınçları. Şimdi ozmatik basınç aslında çözünen maddenin yapmış olduğu basınçtı. O zaman ozmatik basınç en fazla C'de sonra A'da ondan sonra B'de olmalıydı. O yüzden üçüncü öncülümüz yanlış oldu. Hangisi yanlıştır dediği için cevabımız yalnız 3 oldu. Aşağıdaki görselde canlıların filogenetik sınıflandırmasına kullanılan kategoriler arasındaki hiyerarşi gösterilmiştir. Görselde bir numaralı kısmın Felis catus olması durumunda diğer numaralandırılmış kısımların ifade ettiği kategorilerin dahil olan taksonlarla ilgili seçeneklerdeki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Şimdi ben şunu biliyorum. Hiyerarşik sınıflandırma yaparken bu kısım tür bu kısım cins Burası bir familia yani aile ifade ettiğini. Dördün takım. Beşin sınıf. Altının şube. Yedinin ise alem olduğunu biliyorum. Şimdi buna göre birinci kısım Feris Katus'a. Bu bir tür ismidir. Nereden anladım? Çünkü türler ikili isimlendirmeyle yapılır. Ve tür isminin ilk ismi cins adıdır. İkinci ismi ise tanımlayıcı attır. O zaman cinsimiz ne olacak? Felis cinsi. Familyası kedigiller familyası. Takımı etçiler takımı. Sınıfı memeliler sınıfı. Ancak 6 numara kısım hayvanlar alemi değil. Omurgalı şubesi olmalıydı. O yüzden cevabımız Edirne oldu. Aşağıdaki görselde sucul ekosistemdeki bir besin zinciri verilmiştir. Bu besin zincirindeki canlılar ile ilgili seçeneklerdeki ifadelerden hangisi yanlıştır? Şimdi bir besin zincirine bakarsak verileni. Bir alpleri görüyoruz. Alplerin biz üretici yani ototrof olduğunu biliyoruz. Alpleri yiyen kirili görüyoruz. O zaman kiril birinci tüketici. Kirili, kulaksız fok ve penguenin yediğini ve rekabet ettiğini görüyoruz bunun için. O yüzden burası ikinci tüketici. Orka ise hem kulaksız foku hem de penguenin yediği için üçüncü tüketici oldu. Buna göre biyokütlesi en fazla olan canlı alplerdir doğru. Çünkü hatırlayacak olursak bu besin zincirini bir piramide dönüştüreyim. En altta alpler, onun üstünde kiril, Kirilin üstünde kulaksız fok. Artı penguenin olduğunu görüyorum. En üstte ise orkanın olduğunu görüyorum. Şimdi yukarıya doğru gidildikçe şu bilgiyi biliyor olmamız lazım. Biyokütle azalır. O zaman en fazla biyokütle alplerindir doğru. Kulaksız foklar ve penguenler arasında besin rekabeti görülür. Şimdi kulaksız fok ve penguen ikisi de kirille besleniyor. O zaman kiril için rekabet var. Sudaki kirletici bir maddenin biyolojik birikimin en fazla etkilenmesi beklenen canlılar orkalardır. Şimdi yukarıya doğru çıkıldıkça biyolojik birikimin arttığını görüyorum. O yüzden en fazla en üstte orka olduğu için orkalardır. Ayetlerden orkalara doğru gidilecekçe ekolojik verim artar. Şimdi bu. Alplerden orkalara doğru gidecek de sonuçta ben enerjinin %10'unu kaybetmiyor muyum? O zaman ekolojik verimim azalmış oluyor. Ee, en fazla ekolojik verim bu basamakta oldu. Kirillerin sayısının artması besin zincirinde diğer tüketicilerin sayılarında artmasına neden olur. Şimdi düşünelim lütfen. Şöyle başka bir renge geçeyim. Kiril sayısı artarsa onu yiyen kulaksız fok ve penguen rekabeti azalacağı için artar. E o zaman orkada hem kulaksız fok ve penguen yediği için onun da sayısı artar. O yüzden cevabımız denizli oldu. Genetik hastalıkların kalıtılma şeklini araştıran bir araştırmacıya başvuran 3 ailedeki hastalıklarla ilgili veriler şunlardır. Öncelikle hastalıkların nasıl kalıtıldığını bir okuyalım. Araştırmacı yapmış olduğu çalışmalar sonucu bu ailedeki hastalıkların otozomal baskın olarak aktarılanı Huntington, yani Huntington nasıl aktarılıyormuş? Otozomal baskın. X kromozomun çekinik olarak kalıtılan kırmızı yeşil renk körlüğü yani X'e bağlı çekinik. Otozomal çekinik olarak da orak hücreli anemiyi görmüş. Şimdi buna göre verileri okuyarak bu aileleri teşhis etmemiz bekleniyor. Birinci aile hastalık kız ve erkek çocuklarında görülmekte. Ancak erkek çocuklarında hastalık ile ilgili geni sadece annelerinden almaktadır. Şimdi erkek çocuğun XY, kız çocuğun ise XX olduğunu görüyorum. Eğer erkek çocuk hastalık genini sadece annesinden alıyorsa demek ki hastalık X'e bağlı taşınıyor. Yani burada kastettiği hastalık X'e bağlı çekinik bir hastalıktır. Kız çocuklarının hasta olması için de hastalık geni hem annesinden hem babasından evet iki tane ikisi olduğu için hem anneden hem babadan küçük ağ aldığında eğer hasta olabilir. Yani birinci aile kırmızı yeşil renk körlüğü oldu. Devam ediyorum. Hastalık kız ve erkek çocuklarında aynı sıklıkla ortaya çıkmaktadır. Ancak çocuklarda hastalıkların görülebilmesi için en az bir ebeveynin hasta olması gerekir. Şimdi kız ve erkek çocukta aynı çıkıyorsa demek ki hastalık nasıl kalıtılıyor? Otozomal. Ancak çocuklarda hastalığı görülmesi için en az bir ebeveynin hasta olması gerekir dediği için aslında burada bana otozomal baskın olan Huntington hastalığını göstermiştir. Ama gene üçü de kontrol edelim. Hastalık kız ve erkek çocuklarında aynı oranda görülmektedir. Yani nasıl taşınıyormuş o zaman? Otozomal sağlıklı ebeveynlerin hasta ya da sağlıklı çocukları olabilir. Şimdi bakınız lütfen. iki tane sağlıklı ebeveynim var. Bunların şöyle yaparsam. Sağlıklı çocukları olabildiği gibi hasta çocukları da olabilir. O yüzden üçüncü ailemiz otozomal çekinik hastalık olmuştur. İkinci aile Huntington. Üçüncü ailesi orak hücreli anemi oldu. Cevabımız Edirne oldu. Aşağıdaki grafiklerde bir üreme ana hücresinin ard arda gerçekleşen iki hücre bölünmesi sırasında meydana gelen DNA miktar değişimleri gösterilmiştir. Numaralandırılmış hücre bölünmeleri ve bu bölünmeler sırasında gerçekleşen olaylar ile ilgili ifadelerinden hangileri yanlıştır? Şimdi benim üreme ana hücre dediğim 2n bir hücrenin oluşan bölünmeyi göreceğiz. Şimdi ben buraya göre DNA miktarı 2x'ten 2x kaldığına göre bunun bir mitoz bölümü olduğuna karar veriyor olmam lazım. Çünkü mitozda DNA ve kromozom sayısı aynı kalır. İkinci bölünmeye bakalım. 2x mg olan DNA miktarı x mg'a düştüğü için burada gerçekleşen bölünme mayoz bölünmedir. O zaman üreme ana hücresi önce mitoz sonra mayoz geçirmiştir. Doğru. Şimdi evreler için konuşacak. Ben de o yüzden önce evreleri bir teşhis edeyim. Şimdi T0 ve T1 aralığında. T0'da şurada G1 var. DNA miktarı aynı. Ama burada aynı zamanda S miktarı da var. E, tam noktalı yerlere bakarsam, buranın profazı kastettiğini de görebilirim. Daha sonra metafaz, anafaz, telefaz. Şurada yarıya düştüğü anda hangi evreyi görüyorum? Stokinez evresini görüyorum. Şimdi mayoz bölünmeye gelirsem de mayoz 1 ve mayoz 2 olmak üzere 2 bölünmenin olduğunu göreceğiz. Burada gene 2x minigramım yani G1, S ve G2 hatta profaz 1, metafaz 1, anafaz 1, telofaz 1'i görüyorum. Şuradan itibaren stokinez 1. Bakın lütfen şurada mayoz 2'den önce DNA eşlenmemiş. Profaz 2, metafaz 2, anafaz 2, telofaz 2. Şurada tekrar hücrem stokinez 2 ile DNA miktarını yarıya indirdi. O zaman T0 ve T1 yani şu aralık ya da T3 ya da 4 yani bu aralık DNA miktarını artışı replikasyon sağlanmıştır. Kesinlikle doğru. mayozda da mitozda da DNA bir kere eşlenir. Bu evres S evresidir ve buna replikasyon diyoruz. T2 ve T3 yani şu aralığı Şimdi benim hücrem eğer 2N eşittir 4 kromozomluysa burada mitozda DNA miktarı kromozom sayısı aynı olduğu için burada aslında kaç kromozom var? 4 kromozomlu bir hücre oluşturacağım. T6 ve T7 yani mayoz 2. Şimdi 2N eşittir 4 mayoz 1'i geçirdi. N eşittir 2, N eşittir 2. Mayoz 2'yi geçirdiğinde N eşittir 2, N eşittir 2, N eşittir 2, N eşittir 2 olmak üzere 4 hücre oluşturduk. Telofaz evresindeki hücrelerin tamamının kromozom sayısı aynıdır. Şimdi arkadaşlar burada 4 kromozomlu bir hücre varken burada 2 kromozomlu bir hücreden bahsediyoruz. O yüzden kromozom sayıları aynı değildir. Cevabımız Bursa oldu.